Şimdi benim anlatmak istediğim şey şudur. İstanbul'un fethi meselesinde, İstanbul'un fethi merkezinde doğrudan doğruya Hazreti Habibullah'ın bulunduğunu izah etmek. Bu çok mühim bir dava. İstanbul'u bu ruh fethetmiştir. İstanbul'u bu şuur fethetmiştir. İstanbul'u bu hakikat keşfetmiştir. Evet. Buradan ne hüküm çıkacak? İstanbul'a yeniden İslami bir ruh, şuur, hakikat aşılamak için tek bir çıkar yolumuz vardır. Yine Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına, yoluna, nizamına, sistemine, terbiyesine aynen dönmekten başka çaremiz olmadığını ifade etmektir. Başka çare yok. Bunu söylüyoruz ki bu hükme varalım. Baştan anlatıyoruz ki neticede bu noktaya gelelim ve teslim olalım. Dava budur. Ve zaten Sultan Fatih'imizin İstanbul fethinin merkezinde Hazreti Muhammedül Emin'in bulunduğunu gayet iyi biliyor. Gayet iyi biliyor. Ve hepinizin bildiği, geçen yıllarda söylemişimdir fakat mevzu bütünlüğünü bozmasın diye tekrar arz ediyorum. Mevzu bütünlüğünü bozmasın, aynen devam etsin diye arz ediyorum. Sultan Fatih İstanbul'u muhasara etmeden, kuşatmadan önce ön hazırlıklar yapmıştır. Hepiniz biliyorsunuz ön hazırlıklar. Bu hazırlıklardan birisi ve en mühimi Rumeli Hisarı'nı yaptırmasıdır. Bunu bütün dünya tarihçileri biliyor. Rumeli Hisarı, hisar. Sağlam yapılara hisar ismi veriliyor. Askeri maksatlarla yapılan yapılara hisar ismi verilir. Hisar, kaleler ve kuleler. Evet. Rumeli Hisarı'nın tam karşısında Anadolu Hisarı vardır. Sultan Fatih Anadolu Hisarı'nı tamir ettiriyor, onarıyor, yapıyor. Onun tam karşısına, Boğaz'ın en dar geçit noktasına da Rumeli Hisarı'nı kendisi yaptırıyor. Ve tarihleri açın okuyun, bizzat Sultan Fatih II. Mehmet vezirleri, o günkü başbakan mevkiinde olan veziri azam, paşaları, subayları, zabitleri, işçilerle beraber Sultan Fatih sırtına taş taşıyor. Taş taşıyorlar. O muazzam Rumeli Hisarı'nın yapılış sebebi, Boğaz'ın en dar geçiş noktasını kontrol altına almak ve Karadeniz'den Bizans'a, İstanbul'a kafirlerin gönderdiği yardım gemilerini tutup kırklarını sıkmaktır gayet. Yardımı sıkamaktır yani. Ne müthiş padişah Allah'ım! Ne müthiş bir hükümdar Allah'ım! Evet. Şimdi bakınız, akıl alacak şeyler değil bunlar hafize ama tarihler tespit etmiştir bütün dünya tarihleri. O Rumeli Hisarı'nın taşları, kayaları, inşaat malzemeleri hep sandallarla, kayıklarla, insan emeğiyle çekilmiş, oraya getirilmiş, kesilmiş, dikilmiş, ölçülmüş, yapılmaya başlanmış ve yapıl temelinden nihayete kadar bu muazzam Rumeli Hisarı kaç ayda bitmiştir biliyor musunuz? Bütün dünya tarihçilerin tespitine göre 3,5 ayda tamamlanan müthiş inşaat. O günkü dünya mimarisi parmaklarını ısırmışlardır. İzah edememişlerdir. Sultan Fatih İstanbul fethinin merkezinde, kaynağında Hazreti Muhammedül Emin'in olduğunu çok iyi biliyor dedim. Evet, şimdi söyleyeceğim. Aleyhissalatü vesselam. O hisarın planını, biçimini, şeklini, nakışını, akışını, yapısını, şekil ve biçim, formasyonunu doğrudan doğruya Peygamberimizin ismini esas alarak Arapça, Kur'an harfleriyle
Muhammed kelimesi nasıl yazılıyorsa aynen Muhammed kelimesinin şeklini oraya hisar olarak yapmışlar. İşte şurada göreceksiniz Muhammed kelimesini. Bakın orada Allah, burada Muhammed aleyhissalatü vesselam. O Muhammed kelimesinde iki tane mim harfi vardır. Yuvarlak iki tane mim harfi. Birisi birinci mim harfi, ikincisi ha harfi, üçüncüsü de yine mim harfidir yuvarlak. Sonra dal harfi geliyor. Aynen kuleye gibi bakın göreceksiniz. Birinci mim harfi yuvarlak büyük bir kuledir. İkinci yuvarlak olan mim harfi ikinci bir kuledir. Gerisi surlarla kapatılmıştır. Yukarıdan helikopterle baktığınız zaman aynen Rumeli Hisarı'nın oraya Muhammed kelimesi mühür gibi basılmıştır. Bu gayeyle İstanbul'a girilmiştir. İspatıdır bu işin. Bunu anlamayacak bir şey yok. Tarihin en aziz tespiti budur. 3,5 ayda tamamlanan müthiş inşaat. O günkü dünya mimarisi parmaklarını ısırmışlardır. İzah edememişlerdir. Tabi işin kaynağında Habibi Zişan olursa o iş bitmez mi kardeşlerim? O iş yürümez mi? İmkan var mıdır?